karşınızda yeni efsanevi Kenji. Yani ben bu karakteri nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum ama birazdan oyun içerisinde göreceksiniz. Bugünkü sneak peek videomuzda Kenji'yi, yeni efsanevi savaşçımızı daha yakından tanıyacağız. Tabii ki ben öncelikli olarak size şöyle profil fotoğrafını da göstermek istiyorum. Kenji değişik bir suikastçı. Mortis'in yeni rakibi diyebilir miyiz bilmiyorum. Mortis mi Kenji mi artık siz daha iyi bilirsiniz. Kenji'yi Supercell bize nasıl tanıtmış hep birlikte görelim. Bu son derece becerikli sushi şefi Star Park'ta kendi restoranını işleterek hayatın tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak geçmişiyle ilgili sakladığı bir şeyler var gibi. Aman canım, sushileri lezzetli olduktan sonra kimin umurunda? Abi geçmişle alakalı sakladığı bir şeyler var diyor. Bak sen şimdi bana bunu dersen gizemcileri çıldırtırsın Supercell. Ama gerçekten inanılmaz bir savaşçı. Böyle bir kostümle de oyuna geliyor arkadaşlar. Bakalım şöyle inanılmaz. Kaybetme ve kazanma animasyonlarını da bugün ayrı ayrı göstereceğim. Çünkü dün moda bir farklılık varmış. Evet, ustalık ünvanımız neymiş? Samuraymış arkadaşlar. Ustalık ünvanımız da samuraymış. Yeni efsanevi savaşçımız Kenji'nin. Şimdi iki tane aksesuar, iki tane de yıldız gücümüz var tabii ki her zaman olduğu gibi. Ama ben önce ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Size şöyle bir emojilerini de tanıtayım da ondan sonra bakalım. Kenji'nin emojilerini şöyle bir dinleyelim sizlerle beraber. Royalty and duty. Japon bir savaşçı. Madi de. I do not seek revenge. I only seek the kanpai. Wasabi. Life is like this, except different. Sliced and diced. Bu arada bunun çevirisi için Japonca çevirisi için Japon arkadaşlarımızdan da yardım alacağız tabii ki. Eğer seslerini isterseniz aşağıya bir like atmayı unutmayın. Tabii ki şimdi Kenji ile ilgili her şeye bakacağız da hatırlatmam gereken çok önemli başka bir şey var. Ekranlarda gördüğünüz Hank kostümünü Supercell'in katkılarıyla aramızdan 6 arkadaşımız, hatta 7 arkadaşımıza vereceğim. Ben Hank'le oynamayı çok sevmediğim için bana gelen linki de ben sizlere vereceğim arkadaşlar. Kostümümüz bu şekilde. Yapmanız gereken tek şey aşağı tarafa bir Hank yazmak, kanala abone olun ve bir tane de videoya like atın. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Kostüm linkleri elime geldiği an zaten direkt çekilişi sonuçlandırıp ödülleri size her zaman olduğu gibi iletiyor olacağım. Evet arkadaşlar, gelelim Kenji'ye. İleri Marş ve Şifalı Hosomaki isminde iki tane aksesuarımız var. İleri Marş Kenji 3 saniye boyunca temel saldırı olarak sadece ileri atılma saldırısı yapıyor. Bu ne demek? İşte bunu anlamak için oyunda göreceğiz birazdan. Burada da Şifalı Hosomaki son 3 saniye içinde alınan hasarın %75 kadarını anında iyileştiriyor. Biz öncelikli olarak şuna bir girelim. Peki yıldız güçlerimiz ne? Eli bıçak tutar. Sashimi kesiklerinin menzili %30 artıyor. Bunu birazdan göstereceğim ne demek istediğimi. Nigiri düşmanı ise 5 saniye boyunca hasar almadığı takdirde sıradaki düşman saldırısının hasarı %90 azalır. Yani size saldırı yaptığı zaman abi 9-5 saniye boyunca hasar almazsa eğer. Tamam, şimdi hemen eğitim alanına girelim. Eğitim alanımızda yeni efsanevi savaşçımız Kenji'yi bir görelim. Ama bunun ultisi efsane zaten arkadaşlar. Bak direkt ultiyle direkt atladım hocam. Tak tak bitti. Orada kim varsa geçmiş olsun abicim. Şimdi ilk önce bu nasıl bir atak yapıyor biliyor musunuz? İlk önce şöyle Mortis gibi gidiyor. Sonra şöyle kılıcını sallıyor. Bir Mortis gibi sonra kılıcını sallıyor. Bak şimdi hasar almadım. Ve oradaki kalkan bak 5 saniye boyunca hasar almadığım zaman kalkan geliyor. Ve bu şekilde oluyor. Yani kalkanı yok etmiş oluyor. Bir sonraki hasar yıldız gücümüz bu işe yarıyor. Bak şimdi aksesuarda ne işe yarıyor biliyor musun? Bir gidip bir vuruyordu ya kılıcıyla. Aksesuarda şöyle 1, 2, 3, 4 bu şekilde. Yani sen aksesuarı kullandığın zaman takır takır da kaçabiliyorsun. Burada da bu işe yarıyor. Ve ultisini şurada tekrardan bir kullanmak istiyorum. Abi bu nedir ya? Ama şöyle kaçmak için kullanamıyorsunuz bunu bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani ben buradayım ya. Ben buradan ultimi buraya attığım zaman yine buraya dönüyor ulti bittikten sonra. Bak oradan yine başladığım yere ulti geri dönüyor. Şimdi diğer yıldız gücümüze bir bakalım. Burada diyor ki sashimi kesiklerinin menzili %30 artar. Şimdi sashimi kesikleri ne? Onu da birazdan göreceğiz. Burada bir bakalım. Kenji son 3 saniye içinde alınan hasarın %75 kadarını iyileştiriyor. Bunu da alalım ve şimdi yine tekrardan eğitim alanına bir girelim abicim. Gerçekten yani bilmiyorum ama şimdi bu karakter biraz fazla mı
güçlü geldi ama oynaması inanılmaz zevkli. Şimdi benim bunu size göstermem için öncelikli olarak Nigiri düşmanıyla bir giriş yapmam gerekiyor. Bu nedir? Sashimi kesikleri diye bir sashimi usulü diye bir süperimiz var bizim arkadaşlar. Şimdi bak mesafesine şöyle baktığımızda pardon yanlış yaptık. Şu şekilde bak mesafemiz bu şekilde ve kesiklere bak şimdi. Bak bu kesik demek tamam mı? İşte bunun menzilini arttırıyor. Şimdi ben direkt geliyorum sashimi kesikleri eli bıçak tutarı alıyorum. Sashimi kesiklerimizi biraz bir arttırsın arkadaşlar. Hemen şöyle oyunun içerisine girdim. Bakalım nasıl arttırıyormuş, nasıl daha fazla oluyormuş. Bak şimdi abi gördün mü? Oğlum bayağı da arttırıyormuş lan bu. Bayağı da arttırıyor ha. Bak şimdi bak. Yani bilmiyorum iki yıldız gücü arasından hangisi daha iyi sizin için. Ama bence bu daha iyi olabilir. Şimdi gelelim bu aksesuarımız ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu aksesuarda bizim için önemli olan şey 3 saniye kuralı var. 3 saniyede aldığımız hasarların %75'ini bize geri veriyor. Mesela bak. Burada 1, 2, 3. Bunun %75'ini bize geri veriyor. O yüzden 3 saniyede aldığımız hasarlar bizim için önemli. Şöyle. Abi çok iyi be. Şuna baksana ya karakteri. Oo bitirdi maşallah. Ama başladığı yere geri dönüyor. Yani bunu tutturmak da zor aslında. Peki şuna ne kadar hasar verecek? Ona bir bakalım. Biz şuradan bir ultimizi dolduralım. Mesela direkt buradan başlayalım abi. Biz buradan atlasın. Robota ne hasar verecek? 2600-2004 ooo bayağı verdi ya 94.800'e kadar düşürdü. Şimdi bir de kostümümüze bakalım. Kostümümüz nasılmış? Kostümümüz bu sefer karpuzcu Kenji oldu. Karpuz kesiyor. Bakalım bu kostümde nasıl olacak? Şöyle bir görmek istiyorum arkadaşlar. Bu kostümümüzün yani animasyonu yok. Aynı bir animasyon. O şekilde bakıyorum tekrardan. Sanki tahtada bir değişiklik var mı çok anlayamadım ama o da tamamen size kalmış arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere. Evet bu karakterimizin şimdi bir de kazanma ve kaybetme animasyonunu görelim. Bakalım kaybetme animasyonumuz nasılmış arkadaşlar. Kaybetme animasyonumuz bu şekilde. Bir de kazanma animasyonunu görelim. Evet kazanma animasyonumuz da şu an ekranlara geliyor. Ninja Kenji işte bu şekilde sushileri parçaladı. Az öncekinde de karpuz parçalıyordu yani. Şimdi Kenji ile beraber şu üçlü hesaplaşmaya bir girelim bakalım. Kenji karakterimizi sizlerle beraber oynayalım. Ben yanlış yıldız pardon yanlış aksesuarla girdim. Keşke doğru aksesuarla girseydim. Zaten doğru aksesuarla girince bildiğim Mortis'e dönüşüyor bu karakter. Şöyle bir gideyim abi ben burayı bir alayım. Burada üçlü ooo onlar beni yer abi. Bir Allah'tan hiçbiri de ulan hiçbiri de mi isabet ettiremez ha? Böyle topluca bir katliam yapar mıyız? Bak 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 bak. Oy! Gitti. Hocam olmaz, olmaz, olmaz. Ama bayağı bir kudurtur yani karakterle. Karakter öyle bir kudurtur ki baksana abi şu an tamam bekleme süren var ama birden yardırdım içlerine. Birisini aldım zannediyorum ama diğer ikisine gücüm yetmedi. Fakat biraz daha işte aksesuarım olsaydı kaçmak için kullanabilirdim. Oy bir dakika sakin. Neredesin sen şimdi kardeş? Gel kardeş. Ben buraya gidersem bunları alamayabilirim. Oo verdim verdim. Hasar verdim valla. Oy bu kötü oldu hocam ya. Bu biz kaybettik. Bizim takımımız kaybetti ama yine de güzel hasar verdim. Neyse normal bir hesaplaşmaya mı girsek? Ya da savaş topuna girelim arkadaşlar. Şuradan bir savaş topu ama ben bu sefer şuradaki aksesuarımı almak istiyorum. Burada göreceğim. Bakalım bu aksesuarla nasıl iş yapabileceğim. Ama eminim ki Kenji'nin de böyle bir mainleri çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Oynaması çok zevkli çünkü. Böyle hızlıca bir başlayalım. 8 bitle direkt bize kilitlendi zaten. Bak direkt yanına. Hayır hayır 8 bit. Hayır. Hayır kaçtım abi neyse ki. Tamam çok iyi oldu çok güzel. Çok güzel oldu ama sanıyorum Lola mı aldı onu? Hop ben ah be kardeşim tam ulti de boşa gitti galiba değil mi? Evet ulti de şu an resmen boşa gitti. Kötü oldu bu. Neyse çok hızlı bir şekilde şöyle. O Cordelius iner. Ben şuradaki 8 bit. Oo ikisi birden. Ay güzel vurdum güzel. Güzel hasar verdim abicim. Vallahi güzel hasar verdim. Lan duvarlı. Lan Mortis gibi duvarları yumrukladık be kardeşim bunda da. Neyse sağlık olsun geliyorum. Bu maç her türlü alırız hocam biz. Yani bilmiyorum siz karakteri nasıl buldunuz ama karakter Brawl Talk'ta söylendiği gibi sanıyorum Eylül'ün kaçıydı arkadaşlar ya.
Eylül'ün 26'sı mı dediler tam hatırlamıyorum ama Brawl Talk'ta. Ya bildiğin Mortis'e dönüştü ya bu vallahi işte. Bu aksesuarla Mortis'e dönüşüyor. Başka da bir çıkarı yok yani. Elimizin de alışması lazım. Ben de çok sık oynamadım yani. Ya bir kere oynadım ya iki kere oynadım arkadaşlar. Ulan buradan buna da harcamazsın be kardeşim be. Can sağlık olsun. Neyse. Mac, o golü yedirirler kardeş birazdan sana. Hop. Hop hop. Şuradan hop. Bir tane daha, bir tane daha. Ulan yine alamadık. Abi hakikaten çok iyi karakter be. İyi hasar verdik. Vallahi bak benim canına çizdiklerimi indirdiler şu an resmen. Ama şu an bence gayet olumlu, başarılı. Güzel bir karakter. Mo mu Kenji mi? Şimdi bu soru her Brawl Talk'ta olduğu gibi sorulurdu. Abi çok bak buradaki aksesuar da diğer aldığımız hasarın %75'ini verdiği zaman daha mantıklı olabilir. Evet bu güncellememizin son Sneak Peek ile karşınızdaydım. Diğer Sneak Peek'lerde, gizem detay videolarında, eğlence videolarında ben yine karşınızda olacağım. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız yeterli. Hoşçakalın. Bay bay.